abicim, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kimsiniz? Nasıl bu noktalara geldiniz? Neler başardınız? Yani biraz biz bu noktada sizin kendinizden bahsederek başlarsak çok çok sevinirim. Teşekkür ederim Ayça ya. Beni böyle ilk yaptığım bir işte konuk almanı. Yani ben genel olayı, yani ben öyle çok kendime enteresan buluyorum. Beni tanıyanlar öyle buluyor ama ben daha düz ve basit bir şeylerle uğraşıyorum. Yani zor şeyleri yapmayı seviyorum mesela. Sanat olarak da, fotoğraf olarak da. Hani kolay bir şeyin peşinde olmadım. Bir de genel olarak aşkı esas alıyorum. Yani bir şey severseniz o işte başarılı olsun. Yani sevdiğin hocanın dersinde başarılısındır lisede. Sebebi odur aslında. Hocayı sevmişsindir, sana davranışını. O yüzden o derse yaklaşmışsındır. Yani o yüzden ben de sanatı böyle ayırmak istemedim. Yani resim, heykel, fotoğraf diye. Her şeyle uğraştım. Yani fotoğrafla belki ekmeğimizi kazandık ama o yüzden de aşkla yaptığımız için de insanlar birbirlerine belirlerdiler. Ve neticede de yani benim kendi adım belki büyük bir yerlere geldi ama mesela ben kendim beşer insan olarak o isimle kendimi çok özleştirebilen biri değilim. Yani hani ünlü kavramı bir şeyi uzun süre aynı kalitede ve iyi yaparsanız verirler ya. Yani köfteci de ünlüdür. Niye? Çünkü uzun zamandır. Şimdi her taraf ünlü olduğu için zaten sevmediğim bir kavramdı. Biraz sen kendime yakıştıramıyorum öyle diyorlar ama işin açıkçası daha önemlisi aslında ben yurt dışında bir şeyler yapmak isterken seni önceden tanıyıp bu işi başarmamız çünkü bir aile kurdum ve bizim bazı değişik hayallerim vardı. Mesela aslında oralara geldiğimizde daha insanlar bizi seyredenlere daha faydam olur. Çünkü yurt dışında da bir takım insanlar sanat adına bir şey yapmak ister bizim. Gençler özellikle. Onlara bir şey söylersek faydamız olur. Çünkü hani beni araştırmak isterlerse var burada bir şey ama ben isterim ki bir başka türde yani Google'ın dışında bulamayacakları bir gerçek bir hikayeden yola çıkıp onlara bir şey verelim. Çünkü benim mevzum gerçek yani. Hani buraya Amerika'ya geldiğinizde ya da yurt dışında bir ülke avukatla ne yaşıyorsunuz? Neler oluyor? Yani o sıradaki stres olucu mu olmaz mı? Ne oluyor? Sizden bir şeyler istiyorlar. Kendinizi tarif etmeniz gerekiyor. Ben mesela çok dağınıktım işin açıkçası. Yani genel olarak da öyleyim. Yani hem sanatta hem şeyde. Ama arşivci olmanız gerekiyor. Bir şeyler toplamanız gerekiyor. Çünkü birisine kendinizi tarif etmek istediğinizde yazılı bir şey istiyorlar sizden. Evet siz evet, biliniyorsunuz ama ödül aldınız mı bilmem de işte jüri oldunuz mu çünkü celebrity oluyorsunuz hani buradaki tam karşılığı. O yüzden arşivcilik yapsınlar, bir şeyler toplasınlar mesela yurt dışında bir şey yapmak istiyorlarsa hani ben buyum diyebilecekleri bir şeyleri koyduklarında o ülkelerde kapılarını açacak yani o zaman. Doğru. Bu tabii bir şeyden de kaynaklanıyor. Biz sanatçı kavramında biliyorsunuz sanatla uğraşan kişiler daha özgür, daha böyle sınırlar çevirmek evet. istemezler. İşte 9-5 duymak istemezler. Yok işte hani arşivliğim ya da evraklarım böyle olsun demezler. Çünkü evet. onlar o sanatına eğilmiştir. Gece rüyasında da onu görür, gündüz de onu görür diye. Biliyorum hem sizden biliyorum hem bizim diğer sanatla uğraşan müvekkilli arkadaşlarımızdan biliyorum. Ve aynen o sorunlar bazen olabiliyor tabii. Bu şey noktasında bize yaklaşık ne kadardır fotoğrafla ilgileniyorsunuz? Kaç yıl diyebiliriz ilgileniyorsunuz? Yani ben dediğim gibi yani çocukluğumda başladı aslında resim çiziyordum her tarafa. Onu anladılar. Ya babacığım polis memuruydu. O hissetti. Bana soruyordu ne olmak istiyorsun? Ressam olacağım diyordum mesela. Ben başka bir sanat şeyi bilmiyorum ki o zaman. Ve ülkemizdeki en saygılı okullardan biri üniversite üniversitesi ki zordur, çok zordur girmesi de. Ben 87 yılında girdim. Ve bizi okuttu yani ne yaptı etti, oraya yolladı. O zaman yani 4 yıllık okulun içinde tabii biz sanat tarihi okuduğumuz için heykel, resim dersleri de var. Sonra fotoğrafa da ağırlık vererek
fotoğrafçı oldum ama şimdiki gibi değildi yani. Karanlık oda var, film. Böyle bir büyülü bir kutuydu. Daha bir gizemliydi. Şu anda dijital art yanı daha çok bastı. Biraz sanatsal şey, yani heykele resme göre biraz sanatsal boyutu başka yerlere geldi. Yani başka bir forma evrildi diyeyim. Ama ben özlüyorum eski halini mesela, fotoğrafı. Böyle 36 tane koyarsınız, kaç tanesi çıktı falan diye gidersiniz. Bu tabii şey yani, sonuç olarak siz tabii epey bir gençliğinizden beri fotoğraf içinde, evet, sanatın içinde yer alıyorsunuz. Buradaki önemli olan, merak ettiğim bir şey daha tabii sorular. Siz Türkiye'deyken de epey böyle ünlülerle çalışma imkanı buldunuz. Biraz ondan da bahseder misiniz? Tabii nasıl ki bu imkan doğdu? Nasıl çalışma imkanınız oldu bu ünlülerle? Tabii bunu ben hem sorarken hem sizi takipçilerinizi tanıyabilmesi açısından hem de izleyen genç fotoğrafçı arkadaşlarımızın, sanatçı arkadaşlarımızın o noktada ne yapacaklarına dikkat etmesi açısından soruyorum. Yani ben bir parça da kaderci biriyim. Yani bu kaderciliği okuldayken tabii bu kadar bilincim ya da farkındalığım bu kadar açık değildi benim. Ama şimdi düşündüğümüzde uyanıyorum. Yani müzik alanında, yani şöyle söyleyeyim, 90'ların başında Türk pop müziği gibi böyle bir şey oldu. Bir sürü şarkıcılar çıkmaya başladı falan, fakat fotoğraflar stüdyolarda çekiliyordu bir iki isim tarafından. Onları sokağa çıkarıp doğal halleriyle albüm kapağı yapılacak bir stil yoktu. Ben de rastlantı eseri, İzel Çelik Ercan'ın bir şeydi ilk, yani böyle Yonca Yüzük bir şeydi. Bir çağırdılar. Gitti, para istemedim ben. Yani çıktım, arkadaşım oynadı klipte falan. Klip gibi değil onlar, daha yeni. Sonra bir daha bir şey çağırdılar. Sonra ya beğeniyorlar, para vermek istiyorlar. Ben fotoğrafçı olmak istemiyordum işte açıkçası. Yani ressam olmak istiyordum, akademi bitti. Sonra baktım ki yani o parayla ben bir şeyler yapabilirim. Yani görmek istediğim ülkeler vardı mesela. Hani yemeğimi, müziğimi, kültürümü, turist gibi değil de bir işe yarayabileceğini düşündüm. Yani kendi, hani insan dünyaya yollanıyor ya yani. Bu yollandığı zaman kimsin? Burada ne arıyoruz biz? Onun cevabını bulabilmek için para lazım. Yani başka kültürlerle, bir takım insanlarla. Yani okumayla olmuyor yani. Ya da filmle de olmuyor. Ondan sonra evet yani. Ve ben her çektiğim işi de şey gibi çektim ama. Yani gerçekten yapabileceğim en yüksek performansı bir. Yeri geldi mesela, bazı şarkıcı dedi ki yani inanın param yok, çekin dedi. Sattıracak ya da bir şey ödeyeyim, çektim ya. Ya ödeyemem dedim, plakçının üstüne çizgiyi çektim. Abi dedi, işleriniz kötü. Tamam dedim, önemli değil, düzeldim. Ya bunları da yaptık. Hani belki, hani ben cömertliğimden dolayı bunu söylemiyorum. Böyle hikayeler var. Ama hani biraz sabırla ve şeyle ilgili, kendi karakterinizle ilgili bazı şeyler var. Ticaret adamı değilim çünkü. Bir de tabii şu var hani, yani başarı derken, hani başarı bazen bir gecede olmuyor. Yani ertesi güne de doğmuyor. Yani dolayısıyla bu bahsettiğin örnekteki çalışmalar olsun, fırsatlar olsun, değerlendirmeler olsun ya da şeye açık olma, değişik opsiyonlara, imkanlara, hani belki orada siz ona diyebilirsiniz ki yok olmaz, bunu verdim, vermedim ben bu işi yapmam tabii diyebilirdim. Aynen işte orada alacağım bir miktar bir para ama önünü kesebilirdi seni. Evet. Daha sonraki asıl açılımları. Dolayısıyla hani bu, ben sizin gerçekten ne kadar alçak gönüllü olduğunuzu ben direkt kişisel olarak biliyorum. Ve sizin tanıyan bütün arkadaşlarımız da aynı şeyi söylüyorlar. Ve aynı anda ama bunlar hep önemli şeyler. Çünkü bu söylediğiniz şey bizim işte takipçilerimiz olsun ya da genç sanatçı arkadaşlarımızın karşılaştığı şeyler olacak. Hep para bir şekilde önüne gelecek. Hep para bir şekilde önündeki yaratıcılığı engelleyecek, adımı engelleyecek. Dolayısıyla bu şeyi gösteriyor, karamsar olmamak gerektiğini bence gösteriyor. Bu açıdan çok önemli o söylediğiniz. Bu şekilde siz bu sanatçı çevresine ya da bizim diyelim ünlü şarkıcılarımız olsun bu çevreye girebilmeye başladık değil mi? Onu mu anlamış olduk? Öyle yani, ilk pop müzik bir patlama yaşadı yani o dönemde. Onun üstüne dediğim gibi
plakçılar aramaya başladı sonra yani. Bizim de bir iki sanatçımız var. Ben ama hepsine aynı şeyle yaklaşıyordum. Öyle ama moda piyasasına da çok iş yaptım. Moda sektörüne, markalara. Ama yani benim kendim firmam olsa ve yeteneğim de fotoğrafçılık olsa ne yapabilirim gibi yaklaşıp yani orada çünkü şöyle bakıyorum ben konuya. Bir firmadaki insanların, çalışanları, aileleri bilmem isterken yaptığınız işin içinde o kadar çok insan ekmek yiyecek ki eğer düzgün yaparsan satışları artacak. Yani böyle bir zincirleri düşününce daha hassas davranıyorsunuz. Konuya daha başka bir bakabiliyorsunuz. Çünkü ben demin senin söylediğin şey nasıl ön yargı insanı nasıl hayatta yaşayacağı sürprizleri kaybettirir. Spat diye kesip atıyor çoğumuz. Böyle bir zorluk gördüğümüzde bir parayla ilgili sor. Halbuki biraz felsefik de bir yanı tabii olayın ama babacığım çok mübarek insandı benim. Yani bize öyle bir davranış biçimi öğretti ki ve biz onun da bazı miraslarını yaşatmak için de ben şey yapıyorum, çalışıyorum. Çünkü genel aslında tembel bir adamdım bu arada. Gerçekten çalışmazdım yani. Böyle bit pazarında bir tezgahım vardı akademideyken bir şeyler satıyordum. Fotoğraf çekmiyordum yani. Çünkü böyle yani hayatta kalırsınız. Düzgün bir işiniz olmasa da ölmezsiniz yani. Hani böyle bakabilirsiniz başka türlü her şeye ama bana çok emeği vardı. Onu kaybedince de çalıştım. Yani belki bu başarı içinde onun şeyi vardır. Çünkü o bir şey yaratıyor üstünüzde. Şehit çünkü babam şehit polis. Ve öyle olunca da onun hak etsin. Çünkü çok emek sarf etti benim için. Çalıştım belki o büyük başarı diye gördüğüm şey olabilir. Bir de yani ben bazen esprili bir şekilde şey diyorum onu şey yapana. Adam yokluğunda adamdım ben. Hani çok fazla fotoğrafçı yoktu o sırada herhalde diyorum. O arada ben çıktım diye düşünüyorum bazen yani. Ya tabii belli şeyler, fırsatların oluşumu, zaman, doğru yer, doğru zaman dedikleri oluyor. Tabii bu da bir gerekçe. Yani Müslüm Gürses'le Pentagram arasında çektim. Hani aradaki popçularla Kenan Doğulu, Tarkan Mustafa falan değil. Yani türkücülerin hepsi, mahzunlar. Hani öyle geniş bir yer bazı var ki hani şimdi bugün Müslüm Gürses çekiyorsun, iki gün sonra Kargo Rock grubu var. Yani kafanızı bölemezsiniz. Anladın mı? Hani oradan oraya geçip de dekor hazırlayacağım. Çok şükür şeydim yani sakin bir yapım var genel olarak. Üstesinden geldim yani bir şekilde. Faydalı da oldum. Ama sonunda da işte yani sıvı o kaba şeklini alır ya. Biraz böyle hani kafanızı kaldırdığınızda ülkeler arasındaki sınırları insanlar çizdi. Yani uçaktan bakınca sınır yok. Evet. Hani çocuk da ya oğlum oldu. Yani çocuk dünyaya geldi diyorlar. Hani senin ülken neresiyse orada demezler yani. Dünyaya geldi deyince biraz kafamı kaldırdım ben yani. Dedim ki başka bir ülkede de bir şeyler yapayım. Geri de dönelim. Başka bir yere de gidebilirim. Belki bizim Türk kültürünü bir şeyini yani haddim olmayarak üstlenebilirim misyon bağımında. Bir şeylerimizi anlatabilirim belki sanatla. Öyle düşünüyorum. Yani. Çok doğru bir nokta o. Peki şey noktasında ne dersiniz? Merak ediliyordu bu da. İşte takipçiler tarafından da. Şeylerle tanışma fırsatı nasıl oluştu? Hollywood'daki starlarla. Evet. O noktaya biraz anlatırsanız bir hem takipçilerimiz de dinlemiş olur. Ya kalben bir şey geçirmek çok tehlikeli. Gerçekten bir şey isteyerek söylerseniz olma ihtimali çok yüksek. Onun saati vakti de var der böyle alim amirler falan. Ben bir kere bir radyo programından aradılar beni. Hiç dedi herkesi çekmek istediğiniz biri var mı? Sting dedim ben mesela. Abi sen misin diye bak bir hafta sonra telefon geldi bana. Lady Diana'nın öldüğü zaman Sting konser verecek İstanbul'da ve İzmir'de vermiş ama korkusundan dolayı Lady Diana öldü diye paparazziler sıkıştırdı diye Universal Müziği diyor ki bir tane fotoğrafçı bulun en güvendiğiniz ne istiyorsa hepsini çeksin
çırağında kalacağım. Tek bir kişi istiyorum deyip böyle bir sürekli... Ben ama bir hafta sürmedi böyle, merhaba nasılsınız diye. Adamı bayağı her türlü fotoğraf bırakıyor. Dedim heyecanlı mısın? Neden? Ben de çok ünlüyüm. Ben de ünlüyüm dedi. Herkes beni gülmeye başladı. Dedim ünlü biri istemişsiniz. Onu söylediler bana. Bir kişiye çektirdim, kimseye çektirmem diye. Yani öyle bir şey ya bu. Anladınız mı? Öbür sonra film çok seviyorum. Çok film izliyorum. Bulgaristan'da bir Hollywood seti kurmak istediler. Çünkü daha Rusya'ya benzer bir ortam yaratacaklardı. Bu Cehennem Melekleri diye biliniyor Türkiye'de. Bu sette de hep veteran Hollywood şeyleri var. Yani Sylvester Stallone, Bruce Willis, Jason Statham hepsi var. Ve Türkiye'den de filmde oynatmak için motorlar istediler, bir ekip istediler falan filan. Sonra bir şekilde ben de o takımın içindeydim. Bir baktım böyle Sylvester Stallone karşımda benimle konuşuyor. Bir şeyler hediye ettik onlara. Onlar sette fotoğrafçılar vardı, sonra işte Patrick yönetmeni. Anladı adam yani. Bizim niyetimizi mi anladı, ne biz motor götürmüştük. Bir şeyler çekmeye başladım abi. Sonra onları fotoğraf halinde bastım, geri götürdük. Heyecanlandılar, bizi aradılar. Öyle bir dostluk oldu. Yani dediğim gibi bir şeyler vesile oluyor ya. Bir şey çekmek için illa... Yani çünkü şu anda herkes şey zannediyor yani... Aman abi Instagram'da olursam yoktu orada filan değil abi. Bir kafede otururken yanına gelir oturur yani. Gelir söyler bizim böyle bir filmimiz vardı. Yani o biraz ben öyleyim. Belki tuhaf da gelebilir insanlara ama. İnsanın iç dünyası asıl belirleyici nokta odur yani. Hani iyilerle karşılaştırsın derler. Allah o öyle yani. Çünkü öyle büyüyor iş. Hani nasibiniz iyi insan benim için çok kıymetli tanıştığımda. Yani özellik gibi bahsediyoruz. Aa çok iyi insan bilmem. Halbuki insan zaten iyidir yani doğuşunda. Şimdi bozulduk diye. Biz mesela birini görünce aa ne güzel biliyor, yok iyi, şöyle böyle falan. Bunlar özelliktir. İnsanın olması gerektiği hal o zaten. Çok doğru bir bakış aslında. Yani özellikmiş gibi anlatmaya başladık yani. Olması gerekenleri. Burada bir sergim oldu bu arada benim 2015'te. Brooklyn Borough Hall'da. Eric Adam gelip açtı, belediye başkanı. Mesela ben ona davetiye yolladım, gelir mi dedim. Ya Mustafa Sarıgül değil bu, gelip hani yoğundur dedi. Ya, fakat geldi adam. Geldi falan. Hani böyle... ne bileyim çok da ben programlara bir yerlere gitmediğim için de şeyim yani kendimi anlatırken aslında konuşuyorum şey bir insanım ama çok yapıma uygun değil yani şunu yaptım bunu yaptım demek ama yok ben özellikle genç birileri belki böyle hayat kurmak istiyordur onlara bir faydam olursa çok sevinirim ben, yani. Ben şöyle yapayım o zaman yok ben güzel bu anlattıklarınızın tabii ben şey biliyorum sizin çok böyle programlara hani çıkmak önceden de çıkmayı çok düşünmenizi ihtiyaç duyduğunuzu biliyorum. Gerçekten bizi de bugün kırmayıp olmanızın, bizde olmanızın evet, sebebi de biliyorum ki hem genç takipçilerimize, hem sanatçılarımıza, hem işte yurt dışında tabii de durumda biz Amerika'dayız. Mücadele veren bizim vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza bir yol göstermek için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunun için de burada olduğunuzu da biliyoruz. Tabii bu gerçekten çok önemli. Sizin burada anlattığınız o en basit şeyler bile çok bizim sanatın içinde olan ve gelecekte bir şey yapmak isteyen çok kişiye bence ilham olacağına inanıyorum.